Günaydın Buz Kraliçesi. Günaydın. Beşir arabayı çıkarıver. Beşir bana yardım ediyor, kendin çıkar. Oh, iyi vallahi, herkes senin emrinde. Nereye gidiyorsun? İşim var. Hayret. Günaydın Nihal. Günaydın Beşir. Günaydın Bihter Hanım. Günaydın Bihter Hanım. İyi uyudunuz mu? Hı hı. Ben başka yerde hep yatağımı yadırgarım. Nihal. Bana Bihter Hanım diye hitap etmen hiç hoşuma gitmiyor. Anne dememi beklemeyin sakın. Yok canım, böyle bir şey istediğim yok. Ama hanım çok resmi oluyor. Sanki aramızda çok yaş farkı varmış gibi uzaklaştırıyor bizi birbirimizden. Abla lafından da ben hoşlanmam. Arkadaşlarına ne diyorsun? Ne diyeceğim? Sadece isimlerini söylüyorum. Ben de senin arkadaşın olduğuma göre bana da sadece Bihter de. Olur mu öyle? Diyemem. Dersin dersin. Söyle bakayım, Bihter. 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 Bir hanım lafını attık, aramızda mesafe kalmadı bak. Çünkü bundan sonra gerçekten çok iyi ki arkadaş olacağız. Değil mi Nihal? Evet, Bihter. Günaydın Deniz Hanım. Günaydın Bihter Hanım. Birlikte ilk kahvaltımızı bahçede yapacakmışız. Hı hı. Evet, hazırlıyoruz. Ben de bakayım mutfakta neler oluyor. Hadi. Bir kahve içseydik karşılıklı. Teşekkür ederim. Duruşmaya yetişeceğim. Alacağım olsun. İyi günler. Size de. Görüşmek üzere. Güle. İyi günler. Güle güle. Siz ikiniz ne işler çeviriyorsunuz yine? Al işte. Arkamdan ne dolaplar dönüyor? Bir paranoyaların eksikti. Annen avukatı benim durumumu danışmak için çağırdı. İyi ki de çağırmışım. Bak neler öğrendik. İçimiz rahatladı. Hilmi Bey'in tehditleri hep kuru sıkıymış. Öyle seni evlatlıktan reddediyorum, mirasımdan mahrum ediyorum demekle olmuyormuş bu işler. Yasal olarak o kadar kolay değil. Hatta çok zor. Nihat da evlatlık haklarını savunacak. Kendi çocuğunun da geleceği için savaşacak. Sonuna kadar. Neyse, kahvelerimizi bahçede içelim mi? Belki kahveni içerken gazete de okumak istersin. Allah kahretsin. Götür kızım. Düşürmeye mi? Çok dolu çekmece, biraz hafifletmek lazım. Elimin altında hepsi, iyi oluyor böyle. Karışık ama düzenlerseniz daha rahat çalışırsınız. Tamam, yaparım bir ara. Aa, babam inmiş. E hadi bırak da git sofraya, hadi üstünü kokutma. Bitiyor. Deniz Hanım, liste hazır mı? Alışverişe çıkacağım sonra. Hemen yazarım. Gelin kahvaltımızı edelim şimdi. Sonra ben hazırlar veririm Süleyman Efendi'ye. Tabii, olur. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Şimdi yazacaktınız, gidecektim ne güzel. Geçe kalacağım şimdi. Bundan sonra listeyi Bihter Hanım'dan isteyin lütfen. Böyle olması daha doğru. Vah vah. Vah ki ne vah. Ne oldu?
Yok bir yok şey. Yok bir şey yok. Al şunu. Nedense çok acıktım bu sabah. Dün doğru düzgün bir şey yemedin de ondan. Rahat mısın? Evet sağ ol. Behlül gelmiyor mu? Yok o gitti. Sabah sabah nereye? Bilmem. İşim var dedi. Allah Allah. Behlül öyle bir cümle kurabiliyor muymuş? Çok tuhaf ama kurdu valla. Bu sabah çay içmeyeceğiz galiba. Nesrin getiriyor şimdi. Sabah sabah kakara kikiri. Sanki dün hiçbir şey olmamış gibi gülüyorlar. Oturup ağlasınlar mı? Bir şey olmamış gibi yapıyorlar işte. Aman sen de koru hep onları. Bu oyun büyüyecek. O yazılanların sorumlusu en başta sensin, biliyorsun değil mi? O arsayı benden habersiz satmakla beni sırtımdan vurdun. Benim arsam. Öyle mi oldu şimdi? Oğlunla arkamdan iş çevirmeseydin böyle rezil olmayacaktık. Ama umurumda değil. Gazeteciler bana sorsun yeter ki. Her şeyi anlatırım. Neyi anlatacaksın? Bunca yıldır hala aile olamadığımızı mı? Oğlunu, karını, şirketlerini yönetir gibi yönettiğini mi? 34 senede 34 kuruşluk hatırım olmadı sende. Dalga mı geçiyorsun sen be? 1 milyondan bahsediyorum. Ne 34 kuruş? Efendim misafiriniz var. Kim? Behlül Haznedaroğlu. Adnan Bey söylediklerimi düşünmeye başladı demek ki. Amcam buraya geldiğimi bilmiyor. Bilmesini de istemiyorum. Dünkü rezaletin sebebini doğrudan doğruya sizden dinlemek istedim. Buyurun. Habersiz geldiğim için özür dilerim. Hilmi de düğüne davetsiz gelmişti. Önemli değil. Ben sizi yalnız bırakayım. Dün olanlar neydi Hilmi Bey? Lafı hiç dolandırmadan söyleyeceğim. Ben sizi uyarmaya geldim. Bu kadınlar çok tehlikeli. Melih Bey takımı diye boşuna demiyorlar. Çete bunlar, çete. Başta anası Firdevs tabii. Benim oğlumun başını yaktılar. Şimdi sıra Adnan Bey'de. Davette hiç gazeteci yoktu. Kim nasıl çekti bu resmi aklım almıyor. Ya ben de şaştım kaldım. Karambolde girdi biri demek ki. Profesyonel biri değil belli. Cep telefonuyla çekmişler bunu. Davetlilerden biri çekmiş kesin. Hadi canım olur mu öyle şey? Olmuş işte görmüyor musun? Bütün gazetelerde aynı resim. Hay Allah çok üzüldüm. Ama ben bunu araştırırım. Magazincilere sordururum. Bakalım kim yollamış öğreniriz. Tamam ara beni de bir şey öğrenirsen. Tamam canım üzme kendini. Ben bu işi yapanı bulmadan rahat etmeyeceğim. Kafama koyduğumu da yaparım bilirsin. Peki hadi hoşça kal. Sahtekar. O yaptırmadıysa ben de Firdevs değilim. Gazetelerde yazan unutulur gider. Ama biz olanlarınızı unutacağız. Herkes için büyük şok oldu. Ay elmas küpemin tekini de kaybettim. Aman aman ne lanet geceymiş o ya. Aradın mı Adnan Bey'in evindekileri? Aradım. Bulamadık diyorlar. Bütün bahçeye bakmış bahçıvan. Bulan atmıştır cebini. Allah'ım. Kuyumcuya ara Firdevs Hanım gelecek de. Peki efendim. Önce Bihter'e. Teşekkürler Nihal'cığım. Sizinki bol fesleğenli. Buyurun Matmazel. Ellerine sağlık. Nefis. Babama sadece yumurtanın beyazından. Sağ ol tatlım. Küçükken tatlım diyemezdi. Ben de şeyleri söyleyemezmişim. Fosu fosu konuşurmuşum böyle. Beşir de öyleydi. Ön dişleri ayrıktı böyle. Islık
çalarak konuşurdu hep. Tıstam tıstam tıstadı tamzam. Canım Beşir'im. Bak nasıl da kızardı. Afiyet olsun. Sağ ol. Utandı bak utandı. Salça oldun yine Beşir abi. Seninle uğraşmayı seviyorlar ha Beşir. Ziyanı yok. Ben ona kıyamam. Bir tanedir o, bir tane. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol.